Aydan, sen geçen hafta 3 çeyrek kazanmamış mıydın? Evet, 3 çeyreğim vardı. Yakanda 2 çeyrek var. Aslında birini görümceme hediye ettim. Verdim daha doğrusu. Nasıl yani ya? Basbaya görümceme sen verdim. Sen burada yarışıyorsun. Evet. Neden bir zorlukla kayınvalideni ikna ediyorsun. İşte bir şeyler başarmaya çalışıyorsun başarısız olduğun halde. Evet. O şansa bala aldığın çeyrekleri de gidip görümcene veriyorsun. Şansa bala almadım. Sizin kayınvalidelerinizin ve kendi kayınvalidemin puanlarıyla aldım. Yani yemeklerimle aldım kısaca. Kızlar, siz görümcenize vermez miydiniz? Ben verdim valla. Valla senin görümcen az bile istemiş. Benimkisi 5 bilezik ver bana diyor. Valla. Bana göre hiç doğru bir hareket değil. Neden? Yani onun hakkı değil. Neden? Burada sen kendin çabalıyorsun. Hani anlatıyorsun ya burada. Kayınvalidene rağmen, mesela seni beğenmemesine rağmen çabalıyorsun, onu alıyorsun, sonra bir de görümcene veriyorsun. Ne için evet. verdin görümcene? Bir de onu merak ettim. Şey diye olabilir mi? Hani onlar sürekli sana yapıyor ya, sen de onlara bir şey mi yapmak istedin? Valla ben onlara, onların bana yaptıklarını ben onları bir çeyrekte zaten karşılayamam. Yağmur kastettiğin oysa. Şimdi görümcem bekar ve evde. Ben buradayken eşime yardımcı oluyor, kayınbabama yardımcı oluyor. Kuşuma ama bakıyor. Zaten onun kardeşi ve babası etmek zorunda ama senin gönlünden gelmiş. Kayınpederi için yine. Tabii orada vereyim, o da bana bir şeyler yapsın değil mi? Hülya Hanım, biliyor muydun? Şaşırdım burada Fatih Bey. Kızım, hani ben gerçekten vermediğine hiç dikkat etmedim. Bakabilir miyim? Ama tebrik ediyorum. Böyle bir güzel, böyle bir anlayışlı bir gelin olduğu için maşallah diyorum. Ama hani hiç gerek yoktu diyeceğim ama sevindim kendi adıma. Kızımı büyüttüğü için, görümcesine değer verdiği için. Çok teşekkür ediyorum kızım. Senin gibi bir gelinim olduğu için çok mutluyum. Şaşırdım lan. Ben... Neden görümcesine, kendi burada yarışıyor? Ne alaka? Kayınvalidesine de inanmıyorum. Aa, verdin mi diyor. Siz kızınız da aynı evde yaşamıyor musunuz? Ama... Verdiğini bilmiyor musun? Kızınız size gelip demedi mi? Anne, Aydan bana bir çeyrek verdi kızımın diye. Öyle bir beklentisi olmadığı için. Ne gibi beklentisi? Hani çeyrek falan beklemedi. Tamam, verdiyse size de söyler. Anne, Aydan bana çeyrek verdi der. Siz haberiniz yokmuş gibi davranıyorsunuz. Bence siz verdirtmişsiniz. Ben. Burada isteyemediniz. Hani bir yarısı benim olsun, yarısı senin olsun gibi bir şey diyemediniz. Alttan arkadan yürüdünüz, çeyreği verdirttiniz. Aydan tutumlu, Aydan cimri. Aydan niye yakasındaki çeyreği veriyor o zaman? Ben bir kere gelinimin çeyreğine değil, bileziklerini dahi istemedim buraya gelirken bir. İkincisi, ben gelinimden hiçbir beklenti olarak gelmedim. Gelinime destek olmak için buraya geldim. Benim onlara ihtiyacım yok. İki, kızımın öyle bir talebi olamaz. Çünkü babası ona yeteri kadar haçlığını da, avansını da her neyse veriyor. Ve kızımla verdilerse ben burada şaşırayım diye vermiş. Ben hatta verdiğinden haberim yok. Kızım bana dedi ki anneciğim sana vereyim mi dedi. Ben de hayır kızım, sen onu kazandın. Ayakta duran sensin dedim. Hatta kendisine de sorabilirsiniz. Bana hiç inandırıcı sizin gelmiyor. Anlayabilirsiniz. Kızı, sizin anlayabilirsiniz. Sizin anlamak zorunda değilseniz. Demin VTR'yi izlediğimde görümceniz herhalde kuşunuza bakıyor. Kuşa baktığı için mi o çeyreği verdiniz? Yani kuşu niye dile getirdiniz o zaman, verdiyseniz? Kuşu niye dile... Kuşuma da bakıyor falan dediniz de. Onun için mi verdin? Hani kuşum, onun için mi verdin? Kuşum bana yeni geldi. Aslında o benim ona eğitmem lazımdı. İlgilenemiyorum haftanın 5 günü burada olduğum için. Eşimle ilgileniyor, kayınbabamla ilgileniyor, evi idare ediyor, kuşuma idare ediyor, onunla konuşuyor, sohbet ediyor. Çünkü bu bir papağan, aslında kuş değil ve kelime tekrar etmemiz lazım, çalışmamız lazım onunla ki konuşmayı öğrensin, iletişim kurabilsin diyeyim daha doğrusu. Yani onu da seviyorum, hayvanları çok seviyorum zaten. Sadece kuş için değil yani, evde kalıp kayınbabamı idare ettiği için, eşimi i̇şte yani, idare, evet. Ev idare ettiği Aydın için. Aydın Hanım'ın ettiği için benim verdi. Kızım aynı zamanda üniversite öğrencisi. İsteyerek vermediniz yani. Yok, isteyerek onlara baktığı verdim. İçin verdiniz. Gönülden verdim. Aydın Hanımcığım, benim kızım aynı zamanda üniversite oku yani. Ev kızı değil. Hayır, bir onu şey yapalım. O çocuk onun ders çalışmasından, arkadaşlarından gezmesinden vakit ayırıyor, kısıtlıyor. Bize yardımcı oluyor, buraya gösteriyor, destek oluyor. O yüzden belki kızım cest yapmıştır yani. Destekliyor yani, bizi desteklediği için. Altını alınca daha iyi bakar kuşuna diye altını evet, verdi. Evet, bence de öyle yaptı yani. Şükrü Hanım, ne düşünüyorsun? Vermiş. Altını alınca daha mı mutlu oldu görümceniz? Şaşırdı, beklemiyordu, istemedi başta. Yani almak istemem falan dedi, siz anneme ver dedi. Ben dedim, hayır ben senin almanı istiyorum dedi. Niye dedi? Dedi. Ben de dedim işte sen sonuçta evdesin, okula gidiyor sabah erken gidiyor, akşam geliyor. Babam ve eşimden daha erken geliyor. İşte yemek hazırlıyor, evi toparlıyor. İşte onlara yardımcı olduğu için vermek istiyorum dedim. Hatta hani verdiğim halde geri vermek istedi. Al götür diyor. Hayır dedim, sende kalsın dedim. Mutlu bıraktım. Oldu yani verdiğim. Mutlu oldu evet.
Peki, onun için motivasyon oldu. Benim düşüncem şu, hep ver olmaz. O yüzden biraz da dedi ki ben vereyim. Bir de şöyle düşünüyorum. Nasıl ver olmaz? Allah Allah. Yani hep kayınpeder hep ona veriyor ya. Ha. Bir şeyler alıyor, bir şeyler yapıyor. Yani kayınvalisi, kayınpedere hepsi yapıyor ya. Sağ olsun. Dedi ki karşında ben de bir şey yapayım. Bir de ekranda şimdi sürekli kendi alıyor gözüküyor. Tabii kötü gözükmeyeyim dedi. Hmm. İyi gözükeyim bir yerden kendime, hani ben de bana göre gösteriş olsun diye verdi ki burada aslında ben onun işten verdiğine inanmıyorum. Sonuçta Aydan o aileye sonradan da gitse bir aile oluyorsun. Şimdi ben kayınpederim ya da kayınvalidem bir yere gittiğinde onların yemeğini de yaparım, ütüsünü de yaparım, çamaşırını da yıkarım. Bunu karşılık bekler miyim? Evet. Ya da ay işte mahcup duruma düşmeyeyim diye ben bir ödül bekler miyim? Beklemem. Eğer ben o ailenin bir ferdiysem o da onları yapmakla yükümlü. Görümcem de olabilir, ablam da olabilir. Şimdi siz çok iyi yapmış diyorsunuz ama Aydan'ın ablası olsaydı Aydan yapsın ne olur ki kızım derdi kayınvalidem. Derdini. Gerçekten de. Yani Fatih Bey işin özü, kusura bakmasın, görüncem yapıyorsa başım gözüm üstüne, bana yapıyorsa yarın bir gün benden de aynısını bekler, karşılığını veririm. Ama bunu zorundalık gibi hissedip al görümceciğim bu çeyrek de senin olsun demezdim yani. Elifciğim herkes kalbindekini sofraya koymuş. Ben demek burada... ki senin beklentin karşılıklı. Bizim beklentilerimiz karşılıklı değil. Karşılıklı işte. Çünkü Aydan benim artık gelinim değil kızım. Ben onu... peşine düşmüş gelmişse... Yani ben kızımın da aynı jesti gelinime yapacağını eminim ve buna sonuna ama kadar arkasındayım. Ama Hülya Hanımcığım zaten geliniz diyor ki kuşuma bakıyor, kayınpederime tabii bakıyor. Yani evdekilerine baktığı için ben ona verdim. Aydan Hanımcığım bakın getiriyor. Burada bir konu madem var. Öyle kızım ki istememiş. Sırayla. Kızım istememiş yani. Gelinim ona zorla ikna etmiş, vermiş. Hatta demiş ki bunu tekrar Aydancığım götür demiş ve hayır sen hak ediyorsun diye gelinim kızıma vermiş. Yani bunu bir açıklık getirelim Fatih lütfen. Fatih Bey bunun çok güzel bir atasözü var. Bunu söylemek istiyorum. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta.